sorun. Sigara sorun. Çok önemli bir sorun, evet. Hakikaten o kadar hani paketlerin üstünde yazar. Sağlığa zarardır, öldürür falan. Sadece diye. Bir kişiye değil, içene değil, her etrafında bulunan herkese zarar verir. En önemlisi de çocuklar en büyük zararı görürler. İşte en son Müslüm Gürses'te gördük. Müslüm abi günde 3 paket sigara içip, aynen, işte evet. Doktorunun yaptığı açıklama vardı, kalp cerrahı. Dedi ki sigara yüzünden dedi. Aynen öyle söylediler. Bakın, ve bundan nasıl kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız? Neler yapmalıyız? Ve iki tane bir de çok kıymetli bir oyuncu ve eşi hanımefendi de aramızda olacak. Onlar bu tedaviyle sigara içmekten nasıl vazgeçmişler. Ve önceki ve sonraki olmak üzere hayatlarını anlatacaklar bize. O zaman sigara bıraktırma uzmanı Sayın Emre Üstün Uçar ve bu tedaviyle sigarayı bırakan değerli oyuncu Burak Sergen ve eşi Kişiler buradan böyle bir yavaş kaçmaya çalışıyor hemen, ama. Değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yani. Böyle özel bir konuda bizimle olduğunuz ve siz de destek verdiğiniz için, siz de anlatmaya geldiğiniz için. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Burak abi sizi televizyon dizilerinden zevkle izliyoruz. Teşekkürler. Çok kıymetli bir oyuncudur Burak Sergen. Diziler, filmler, tiyatrolar, dolu bir yaşam. Evet. Işıl Hanım da keza öyle, ne kadar güzel. Öncelikle hocam size dönmeden çok mu sigara içiyordunuz? Dönelim. Çok. Ben ne kadar çok? Yani iki paket civarında. Çünkü biliyorsunuz yani bizim iş biraz stresli bir iş ama hiç öyle değilmiş. Yani Emre Bey o halletmiyormuş yani o problemi kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Ben zaten biraz önce Emre Bey'le konuştum. Ben de terapiye başlayacağım dedim. Yani bıraktırırım yani. Ciddi söylüyorum. Hani o kadar uzmanlaştım diyorsunuz. O kadar yani. Daha önce hiç bırakmaya çalışıp da bırakamadığınız oldu mu? Hiç bırakmadım Alişan. Hiç öyle bir şey olmadı. Hiç öyle bir şeye niyet bile etmedim. Yani böyle çok kötü hastalardan biriyim. Yani ben hastalık olarak görüyorum çünkü sigarayı. Yani çok kötü bir alışkanlık. Yani... Hani böyle bıraktığın zaman bir de şey olur. Hani böyle sigara üzerinde öyle ahkam kesmeye başlarsın. Ya sanki adam hani 30 yıl içmiş, şimdi de gelmiş burada bize ahkam kesiyor falan derler. Ama ahkam kesilecek bir konu. Çünkü çok nasıl karar verdiniz? Ne oldu da böyle bir tesadüfi mi? Yoksa Işıl önce bıraktı. Evet, Işıl Hanım'ın da içmesi, yani karı koca içmesi daha da kötü herhalde. Tabii, değil mi? Daha çok daha hani zorlaştırır işi. Eşlerden biri içmesi belki evde hani içtirmez, doğru şey olur. Biraz daha az içersin ama tabii. Karı koca içmeniz herhalde daha da kötüydü. Ya şimdi ben annem izliyor. Anne sana hep yalan söyledim. Ben aslında 1,5 paket sigara içiyordum. Sana hep 10 tane falan dedim. Ama ve artık son seneler böyle nefret ede ede içiyordum. Ve çocuğumuz oldu bizim 3 yaşında şu an Cansu'muz. Çok teşekkürler. Ben hamileliğim boyunca hiç içmedim. Emzirme döneminde hiç içmedim. Emzirme dönemim bitti. Ben tekrar bu illete yakalandım. Ve çocuğuma bir türlü sarılamıyorum istediğim zaman. Onu koklayamıyorum, öpemiyorum. Hep pis kokuyorum. Ah eyvah, bu çocuk bu kokuyu alacak. Anne kokusunu bu zannedecek. Evde içiyor musunuz peki? İçiyor musunuz? Asla yok. Bu dışarıda ama yani hiçbir farkı yok. Üstümüz kokuyor tabii canım yani. Ne yaparım? Bu arada ben Alan Carr'la bundan yıllar önce bir uçak fobim vardı benim. Uçak fobisini yenme kitabıyla tanışmıştım Alan Carr'la. O zamandan beri biliyorum, aklımdaydı. Daha sonra hadi dedim bir arayayım Alan Carr'ı, gideyim görüşeyim. Gittim görüştüm. Ben bıraktım. Burak hayır dedi. Ben hiç öyle bir şey Alan düşünmüyorum. Alan Carr bir metot değil mi? Alan Carr metodu. Zaten onu Emre Bey uzmanı kendisi anlatacak. Ve ben Burak'a hadi Burak, hadi tatlım, hadi bebeğim diye. Peki ne zamandır içmiyorsunuz? Bıraktı. Bir seneyi geçti. Bir yıldır. Harika bir şey. Yani genellikle şöyle derler. Hep kafamda ama içmiyorum. Bırakanlarda böyle bir şey var. Hep kafanızda mı? Hiç hem de. Yani bazen öyle bir unutuyorum ki. Ya biri yaktığı zaman, ben zamanında içiyordum falan. Böyle çok sabah söyledim hatta. Yıllar olmuş. Evet, böyle hani POV'yle çekim yaparız. Uzakta kamera geri gider. Buralarda bir yerde Burak Sergen bir zamanlar sigara içiyordu. Ne güzel. Gibi görüyorum. Peki Burak abi, içtiğin zaman sabah nasıl kalkıyordun? Felaket. Şimdi nasıl kalkıyorsun? Ya şu hep pırıltı, bomba gibi. Yani zaten
Johnson'dan dolayı şahane. Sabah erkenden kalkıyoruz, sporumuzu yapıyoruz her türlü şey. Yani çok da sağlıklı gözüküyorsunuz. Çok her şey oldu. Çok sağlıklı gözüküyorsunuz. Evet, peki öyle o zaman izliyoruz. Hocam size dönelim. Öncelikle ama teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli iki bence de alkış hak ediyorsunuz. Hem de gönülden alkış hak ediyorsunuz. Örnek teşkil ediyorsunuz. Hocam bu yanlış söylemiyorum değil mi? Empower denen metodu bize anlatır mısınız ve nasıl etkili oldu da hiç düşünmeyen birine sigarayı bıraktırdınız, üstelik 1,5 paket içen birine? Ben de itiraf edeyim, gurur duymuyorum ama yıllarca sigara içtim. Günde ortalama 1-1,5 paket. Aha. Ve 9 yıl önce Alan Carr yöntemiyle sigarayı bıraktım. Sonra Alan Carr terapisti oldum ve son 7 senedir binlerce sigara içenle çalışma fırsatım oldu. Her yaştan, her meslekten, sanatçı, sporcu, yoğun bakım kardiyoloğu, hemşire, mimar, mühendis, yani... Evet. Günde 2 adet içen, günde 5 paket içen, yazın yani içip kışın içmeyen. Yani bunun sosyal statüsü yok. Hayır, yediden yok, yaşı yok, cinsiyeti yok, mesleği yok, hiçbir şey yok. Çünkü bu bir bağımlılık. Evet. Ve bütün bu insanlardan, bu binlerce insandan şunu öğrendim. Herkes bırakabilir. Nasıl bırakacak? Sigarayı bırakamayacak bir insan yok. Kaç senedir içiyor olursa olsun, günde kaç adet içiyor olursa olsun. Herkes kolay kurtulabilir. Evet, şimdi, yani bu... Kilit kelime o, vazgeçmek değil. Sigaradan vazgeçilmez. Çünkü ortada vazgeçilen bir şey yok. Sigaradan kurtulunur. Ve herkes kolay kurtulabilir. Ama bunun olabilmesi için kafamızdaki sigara keyif, sigara stres, sigara rahatlama ilişkilerini koparmayı öğrenmemiz lazım. Evet. Ve bunu sanıyorum kendi kendimize içiciyken çok yapamıyoruz. Hı-hı. Çünkü içindeyken işin bazı şeyler gözükmüyor. Bana diyorlar ki bazen çok stresli bir işin var, kolaysa gel içme. Stresle ne alakası oluyor? Şimdi hani bunu duyduğum zaman genelde de verdiğim cevap şu oluyor. Senin kadar içeydim, tabii o kadar stresli bir işim olurdu. İnsan çok sigara içtiği için işi çok stresli olmaz. Çok sigara içtiği için işi çok stresli olur. Çok stresli bir iş yaptığı için işi çok stresli olmaz. Yani yanlış bir denklem var kafamızda. Sigaranın gerçek olmayan sigara bir şeylerini beceriyor, inanıyoruz. Yani. Doğru, sigara içen insanlar içmeseydi olacaklarından daha stresli insanlar olurlar. Peki bu yöntem nasıl bir şey? Mesela tek tek alıp... Hani bir grup terapisi, ortalama 10 kişinin 6 saat katıldığı, sigara içme araları olan. 10 kişi ortalama 6 saat. Saatte bir sigara içme arası veriyoruz. Yöntem gereğidir o. Çünkü sigara içen insanlar sigara içmek isteyip de içemedikleri zaman kafaları sigaraya takılır. Evet. Hiç kimsenin kafası sigaraya takılsın, konsantrasyonu düşsün istemiyoruz. Hı hı. Ortalama saatte bir sigara arası veriyoruz. Ne yapmıyoruz onu söyleyeyim. Hiçbir makine araç ilaça bağlamıyoruz. Asla zararlarını anlatmıyoruz. Sigara içen insanların zekalarını hakaret edermiş gibi geliyor bana zararlarını anlatmak. Hı. Çünkü her sigara içen insan sigaranın zararlı olduğunu bilir. Bizzat yaşar zaten. Ama zararlı olduğunu bilmek bırakmaya yetmez. Hı hı. Yeteydi bu ülkede hekimlerin %65'i sigara içmezdi. Evet, bir de öyle bir şey. Dolayısıyla evet, sorunumuz sigaranın kötü bir şey olduğunu bilmiyor olmak değil, neden içtiğimizi bilmiyor olmak. O psikolojik kısmı ile ilgileniyoruz bu 6 saat içinde. Tek seans ama 6 saat. 6 saat dediğim zaman insan şöyle düşünüyor. 30 senedir içiyorum, 6 saat yeter mi? Ama biz aslında o 6 saatin içinde 28 yıllık tecrübeyi anlatıyoruz. Yani dışarıdan 6 saat gibi ama içinde 11 milyona yakın insandan elde edilmiş tecrübe var. Yöntem 60 ülkede milyonlarca insanı kurtardı. Harika. Ufak bir düzeltme. Emre Üstün Uçar milyonları kurtarmadı. Birkaç bin insana yardım etme fırsatım oldu bu ülkede. Ama yöntem Alan Carr tarafından bulundu. Milyonlarca insanı kurtardı. Evet. Seyircimiz arasında var mı? Böyle kilitlerimiz çok vardır ya içen. Böyle. Hani kilit nokta mutlaka 6 saatinin her dakikası da kıymetlidir ama seyircilerimiz de vardır içen mutlaka. Aramızda da vardır içen mutlaka. Şimdi bu kilit noktası nedir? Hani buna başlamalarına sebep olacak, bu vazgeçmeye başlamalarına kurtulmaya başlamalarına sebep olacak şey nasıl söyleyebiliriz? Ya, ne diyebiliriz? Bence her